Bizim atmosferimiz olması gerekenden daha fazla ısınıyor. Aynen sera gibi. Bu da daha fazla buharlaşma demek. Göllerin, denizlerin vesaire. Olması gerekenden daha fazla yağmur, daha fazla miktarda yağmur. Yağmur ne oluyor? Rahmet olmaktan çıkıyor, bir felakete dönüyor. Bunun gibi sera gazı etkisi. Bunu herkes biliyor. E bunu kim yaratıyor? E bunu bizim üretim tüketim alışkanlıklarımız yaratıyor. Peki bu kıyamet yani. Kıyamet dediğimiz şu. Bir Diyorum ya yağmur yağıyor bir şehrin göbeğinde. Şehrin göbeğinde insanlar sele gidiyor. Bir alt geçitte 30-40 kişi öldü. Böyle bir şey nasıl olur? Nasıl bir dünya var ediyoruz? İstanbul okulundan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, Kur'ani terimlerden biri olarak kıyametten bahsedeceğiz bugün. Kıyametin kopuşunu konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun siz. Teşekkür ederiz. Yine zor bir mesele kıyamet, kıyametin kopuşu. Hocam sizin Kur'an'daki ayetleri bugünün gerçekliğiyle ilişkilendirerek yorumlama gibi bir yönteminiz var. Ee, buna binaen Kur'an'da geçen kıyamet, kıyametin kopuşu gibi ayetleri veya bununla ilgili hadisleri nasıl değerlendirebiliriz? Günümüz dünyasında nasıl yorumlayabiliriz? Yani güzel kıyameti çünkü genelde kıyamet dediğimizde bizim gelecekte olacak bir olay olarak kozmik daha doğrusu sanki kıyamet e, olarak alırız ve o ayetlerin e, ve işaretleri dediğimiz e, işaretlerin aslında bugün içinde bulunduğumuz dünyada neredeyse her gün kopmakta olan kıyametlerimizle hiçbir ilgisini kurmadan okur gideriz. Hı hı. Oysa uyarı tedbiri gerektirir uyarı varsa Kur'an-ı Kerim'de tedbir alacağımız bir meseleyi ele alıyor ve uyarıda bulunuyor demektir. O zaman kıyametle alakalı e, ayetleri ve de hadisleri e, bir tedbir e, unsuru olarak, uyarıcı birer unsur olarak aldığımızda ciddi bir farkındalıkla okuyacağız onları. Kozmik diyelim gezegenimizin, güneş sistemimizin ya da bir bütün olarak e, sistemin, evrenin kıyametinin kopacağıyla alakalı fizik teorileri de benzer bir şey söylüyor. Sonlu bir evrende yaşıyoruz. Bu metafizik bir ilkedir aynı zamanda. Evren sonlu. Tamam. Peki ne zaman kopacak bu kıyamet? Yani evrenin sonu ne zaman gelecek? İster güneşin, güneş dürüldüğü zaman ayet-i kerime bunu söylüyor. İze şemsu küvrat, güneş dürüldüğü zaman. Ya sistem içine çökecek ya da gittikçe genişliğe genişliğe birbirinden gezegenler uzaklaşarak enerjisini alamayacak, ısısını alamayacak, buzul çağına dönecek ya da ter, ya da içine bürün büzüldüğü teorisinde de yanacak. Yani her durumda da bir son mukadder görünüyor. Kur'an-ı Kerim de buna işaret ediyor. Bu ne zaman? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Taha suresi 15. ayet diyor ki bu mutlaka bugün gelecek. Ama onun ne zaman geleceğine dair bilgiyi ben neredeyse kendimden bile saklayacağım diyor. Ki her iş yapan işinin karşılığını bir şekilde alsın. Şimdi ayet bitti. Bu şu demek? Kozmik kıyametin ne zaman kopacağına dair bilgiyi Allah kendimden dahi saklayacağım neredeyse. dediğine göre o bizim ilgi alanımızın dışında merak ilgi alanımızın dışında. Dışında. Yani Hı -hı. bu konuda konuşma, bilgi verilmemiş. O konuda bilgi verilmemiş. Çünkü bilgisini kendimden dahi saklayacağım neredeyse denildiğine göre o konuda bilgi verilmemiş. Peki başlama kıyamet alametlerinden bahsediliyor. Ye'cüc me'cüc demiş ulema çıkarmış. Dahbe Arz demiş çıkarmış. Kur'an'da geçmeyene hadislerde geçen Deccal denilmiş çıkarılmış. E o zaman bunlar nasıl bir kıyamet alametidir? Hepsinin de bir karşılığı var ve doğru. Şimdi bakarsanız bunların bugünün dünyasına hitap ettiğini ya toplumsal fesadın, bozulmanın, dejenerasyonun zirve yaptığı bir toplumsal kıyametten bahsettiğini Yecüc-Mecüc olayındaki gibi ya da Deccal olayındaki gibi ya da dağ betül arz dediği arzın hareketiyle ortaya çıkan kıyametler ister bu bir kasırga olsun ister bu bir deprem olsun ister bu bir ekolojik felaket olsun. Şimdi bunlar da dağ betül arz olarak adlandıracağımız gruba girer ki uyarı olarak alalım ve tedbire yönelelim. O zaman kıyamet dediğimiz ya bir çevresel kıyamettir yaşıyoruz bugün bütün insanlar topluyor. Bizim sera gazı etkisi yarattığını söylediğimiz bir sera düşünün lütfen. Sera üstünü kapladık e, bir şekilde ve içeride gazı tutuyoruz. Bitkilerinin ürettiği her şey orada bir gaz. Normal ısının daha fazlası var seranın içerisinde. Bu daha fazla buharlaşma, daha fazla ısı demek. Şimdi benzer bir etkiyi bizim burada ürettiğimiz fabrikalarımızdan vesaire, arabalarımız egzozundan çıkan ne varsa üstte sanki bir burası bir sera üstte de bir kaplanmışız üstü dumanla gazlarla vesaire. Öyle olunca bizim atmosferimiz olması gerekenden daha fazla ısınıyor. Aynen sera gibi. Bu da daha fazla buharlaşma demek. Göllerin, denizlerin vesaire. Olması gerekenden daha fazla yağmur, daha fazla miktarda yağmur. Yağmur ne oluyor? Rahmet olmaktan çıkıyor, bir felakete dönüyor bunun gibi sera gazı etkisini bunu herkes biliyor. E bunu kim yaratıyor? E bunu bizim üretim tüketim alışkanlıklarımız yaratıyor. Peki bu kıyamet yani kıyamet dediğimiz şu bir Diyorum ya yağmur yağıyor bir şehrin göbeğinde. Şehrin göbeğinde insanlar sele gidiyor. Bir alt geçitte 30-40 kişi öldü. Hı -hı. Böyle bir şey nasıl olur? Nasıl bir dünya var ediyoruz? şimdi Aslında kendi kıyametimizi yaratıyoruz. Kendi kıyametimizi işte daha betül arz dediği mesela yerin hareketi işte deprem oluyor. Yer hareket edecek yerin hareketi. Yerin hareketi Nemil suresinde geçen bu dabetül arzı ayet-i kerime diyor ki yerden öyle bir hareket olur ve size konuşur sanki bir varlık konuşuyormuş gibi konuşur. Yerin konuşması senin benim konuşmam gibi değil ki kendi diliyle konuşur. Bazen kasırga olur konuşur, bazen deprem olur, bazen çığ olur konuşur kendi diliyle konuşur. Ama ne dediği önemli. Dediği şu sizler Allah'ın ayetlerine, işaretlerine kulak vermiyorsunuz inanmıyorsunuz. Ayetlere, işaretlere olup bile bitecek olanın, sizi bekleyenin, arkadan gelecek olanın işaretlerini niye görmüyorsunuz ve kulak vermiyorsunuz diyor. Yerin hareketinden bahsederken. Arkadan gelecek olan nedir? Bir deprem felaketidir. Arkadan gelecek olan nedir? Bir maden ocağındaki patlamadır. Arkada gelecek olan nedir? Bunu uzatabilirsiniz. Her sonuç fecaetle, felaketle sonuçlanan, her sonuç Ayet-i Kerime diyor ki ayet verir, işaret verir. Neden işaretlere inanmıyorsunuz? Bir çocuğa öğretir gibi öğretiyor ayet-i Kerime. Bunu Tedbir alın diye. Bu benim kıyametimdir. 300 kişinin öldüğü bir madende onların kıyameti koptu. Onların ailelerinin ve çocuklarının kıyameti koptu. 50 bin kişinin öldüğü bir depremde o insanların kıyameti koptu. Ailelerinin kıyameti koptu. Bizim vicdanımızda kıyametler koptu. Dolayısıyla Dabbetül arz ileride gelecek, çıkacak ve insanlara şunu söyleyecek. Hayır, her an geliyor, çıkıyor ve yaşayan insanlara bir şey söylüyor. Dolayısıyla Yecüc Mecüc şöyle bir ilke vardır. Bir ismin Yecüc diyelim bir isim. Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayeti kerimede geçiyor Yecüc. Bu Tevrat'ta da geçer. Gok, Magok diye kültürde bilinir. Kimdir bu? derler ki işte eskiden çok kalabalık milletler hücum eder başka topraklara yakar yıkar vesaire isim de verirler işte Moğollar derler Çinler derler bazıları gelir Türkler derler işte durmadan Çin'e hücum ediyor şuraya buraya hücum ediyor falan. Oysa Arapça da ilkedir bir isim hangi fiilden türemişse o fiili kim yaparsa ona isim olur. Ecece kötülük yapmak fesada vermek, bozgunculuk çıkarmak, yeryüzünü ifsad etmektir. Fiil bu. Yecüc bu fiilleri kim yapıyorsa onun adı olur. Dolayısıyla bugün, bugünün toplumunda Yecüc Mecüc kimdir derseniz bir bakın nerede kan, nerede gözyaşı, nerede fesat var. Oradaki fesada sebep olan millete, yöneticisine söyle Deccal de yecüc mecüc tam da karşılı adresini bulur. Aslında gelecek diye beklediğimiz Yecüc Mecüc aramızda, aramızda. Hepsi de devam ediyor. Aramızda. Tabii tabii aramızda. Mesele şu, neden bunlara dikkat çekilir? Tedbir alınsın diye. Mesele o işaretlerini görüyorsunuz. Mesela kıyamet Hazreti Peygamberin hadislerinde var. Kıyamet alametlerinden bir tanesidir. Bilginin değersizleşmesi, bilginlerin sayısının azalması. Şimdi bilginin değersizleştirildiği bir toplumda kıyamet kopar. Nasıl kıyamet kopar? Kendi insanlığını zordan kaçmaya çalışır. Bilginin değerli görüldüğü yere gitmeye çalışır. Bilgi teknoloji üretir. Refahı getirir. Sen satın almak için kuyruğa girersin. Başkası üretir. Ya, marifet iltifata tabidir. Müşterisiz mal zayidir. İlke. Dolayısıyla bilginin peygamberimizin ifade ettiği bilginin değersizleştiği, itibarsızlaştığı, bilginlerin de sayısal olarak azaldığı, madem ki itibarı yok o zaman orada olmanın gereği yok diyor adam. Şimdi böyle olunca kıyamet alametidir diyor. Bunun kozmik kıyametle alakası olmadığı, dünyanın, evrenin kıyametiyle alakası olmadığı açık. Böyle bir toplumun kıyameti kopar diyor. Bundan daha büyük bir uyarı olabilir mi? Ya da bazı temel değerler. Mesela hadiste yine geçiyor. Kıyametin küçük işaretleri diyor. Kıyametin küçük işaretleri hadislerde geçen nedir? Eğer toplumda vefa duygusu yoksa, kadir şinaslık yoksa, ahde vefa yoksa, sadakat yoksa, küçük kıyameti toplumun kopmuştur diye. toplumu bir arada tutan ünsiyeti, yaratan, birlik ruhunu canlı tutan değerler var. Bunlar çimento değerlerdir. Şimdi bunların hiçbirisinin olmadığı toplum ayrışmaya, tefrikaya, bölünmeye, birbirine karşı manipüle edilmeye, provokasyona her şeye hazır. O toplumun kıyamete ran kopabilir. Hadislerde uyuyor. Küçük işaret dediği kıyametin küçük işaretleri. Ha bu toplum çöktüğü zaman da büyük işaret geldi. Kıyameti koptu. Onun için mesela salgın hastalıklar Hazreti Peygamber. İşte yaşadığımız pandemi Salgın hastalıkları büyük kıyamet olarak niteliyor Hazreti Peygamber. Salgın hastalık büyük kıyamettir işaret edilir diyor. Büyük kıyamettir. Ya da büyük katliamlar, savaşlar, dünya savaşları. Büyük e, kıyamet insanları bütün olarak etkileyen. Diğerleri küçük çaplı kendi toplumunuzda olan. Mesela her toplumda diyelim ki e, Kadir Şinaslık, e, Ahde Vefa bazı toplumlarda çekip gitmiştir ama bazılarında hala devam ediyor. İşte hangi toplumda yoksa o toplumun kıyameti kopar anlamında küçük kıyamet sayılmış. Yoksa önemsizliğinden dolayı küçük olarak adlandırılmıyor. Bunu şurada şunu söylemiş olduk. Kıyamet dediğimiz şey bazen Kur'an-ı Kerim'de saat olarak anılır. Saat aslında saat toplumun tamamen toplumun altüst oluşunu Toplumun beklenmedik bir şekilde yeni bir durumla hem de olumsuz bir durumla karşılaşmasını işte buhran dönemleri dediğimiz buhran dönemi toplumu öyle bir hale gelir ki ekonomik olarak toplumsal e, yapı olarak aile olarak ilişkiler olarak hiç beklemediğiniz ya bu toplum nasıl oldu da bu hale geldi herkes şoka girer biz nasıl bu hale geldik dediğini şey aslında saat dediği her toplumun bir saati vardır her milletin bir saati vardır. İnne saate le'atiyetun saat mutlaka gelecek. Ama bu gelmeden önce bunun işaretleri var. İşaretlerine kör, sağır, kesilen insanlar sıkıntı orada. Bugün konuştuğumuz sizin de başta sorduğunuz yani kıyamete bunun anılması bize ne tür bir tedbir almayı, sürecin bir felakete doğru gidecek işaretleri gören insanların ellerinde hala imkan var mı? Yoksa ok yaydan çıktı mı? Hala imkan var. Yani bugün konuştuğumuz çevresel, ekolojik sistemde olup bitenler, toplumumuzda eksikliğini gördüğümüz ve sürekli e, sızladığımız, sızlandığımız e, konular, aslında hala tedbir alma konusunda bu e, vurguların bize bir misyon biçtiğini e, ...gösteriyor. Özellikle bu dağ betül arz dediğimiz... ...biz çünkü e, yani ister sel felaketleri, ister çığ felaketleri, ister deprem felaketleri... ...bunları yaşayan bir coğrafyadayız. Yani bu coğrafya e, fay hatları dediği sadece deprem fay hatları değil. Yani insana zarar verebilecek bütün hatlar, toplumsal fay hatları da... ...çünkü sosyoloji kullanır toplumsal fay hatları. Yani toplumu siz Alevi... Sünni, Türk, Kürt vesaire diye farklı kimlikler altında böldüğünüzde fay hatları yaratıyorsunuz. Bu bölmeyi ya çoğulculuk olarak görüp onlardan yararlanma herkesin çünkü her gruba, her farklı kimliğe ayrı bir üstünlük verilmiştir. Herkesin ayrı bir üstünlüğü var. Ya her birinden onların yararlanmanın yoluna bakacağız ya da bunları birbirine karşı konumlandıran bir kültürsüzlüğün sonucunu göreceğiz. Ve kaçınılmaz bir depremle karşılaşacağız. Kaçınılmaz bir deprem. Bu toplumsal deprem olur. Bir ailenin depremi olur. Anlatabildim mi? Yani bu kıyameti mümkün ola, olduğu kadar yaşam alanının her bir birimine e, yaymaya çalışmamız lazım ki işaretini gördüğümüz her olumsuzluğun mutlaka bir tedbirinin de olduğunu ve bunun bizim elimize verildiğini bilelim de hareket edelim. <laughs> yani bizim şimdiye kadar gördüğümüz anladığımız hep bir kıyamet günü var. İşte hep beraber dünyanın sonu gelecek, insanlığın sonu gelecek. Ama sizin burada yorumladığınıza göre her bir insanın, her bir toplumun, bazen ailenin kendine ait bir sonu, kıyameti e, yoldan şaştığı zaman yaşayabileceği bir felaketi olabileceğini söylüyorsunuz. Bu da kıyameti. Onun <laughs> bu onun kıyameti. Evet. Ve daha söylediğim toplumsal kıyametlerin işaretleri işte vefasızlık, hak bilmezlik, liyakatsizlik gibi hepimizin zihninde var olan değerlerin artık itibarsızlaştığı bir toplumun kıyametinin kopacağı ki bu kıyametin kopmasına sebep olan adam ya da adamlar Deccal'in kendileridir. Hı hı. Yecüc Mecüc'ün kendileridir. Kur'an-ı Kerim'in söylediği. Hı. Bugün aramızda yaşarlar. Bilmemiz lazım ve ona göre bu işaretleri okuyup tedbir almamız lazım. Hı hı. Ya da çevresel kıyametleri, da betül arz dediğimiz olayı çevresel kıyametler olarak okumayı alışkanlık haline getirmemiz lazım. İşareti varsa Allah'ın ayetlerini görmezler, işaretleri okumazlar. Kime diyor? Nisa suresi 118 ve 119. ayeti kerime diyor ki şeytanı Allah lanetledi. Şeytan da dedi ki ben senin yarattığın insanların bir kısmını ayartacağım. Onların bir kısmını kendime pay olarak alacağım. Ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını kesecekler, yaratılışı bozacaklar, ürünü değiştirecekler, helak edecekler. Şimdi anlıyorsunuz ki insanın şeytani tarafı şeytan dediği Kur'an-ı Kerim'in insan Allah şeytana lanet etti. Şeytan da dedi ki şeytana lanet ettiği dedi insanın şeytani tarafına lanet okuyor. Ne yapıyor şeytani taraf? Ürünü bozacağım diyor. Varlığın genetiğini değiştireceğim diyor. Ve sonuç bugün evimize parasını vererek götürdüğümüz ürünlerin hasta ettiği ...sağlık anlamında bizi hasta ettiği bir toplum. İçinde beraber nefes alıp verdiğimiz, ilişkide bulunduğumuz insanların zihni, karışık, şeytani planlarla aramızda dolaşan... ...bir sürü insanın ilişkilerimizi hasta ettiği, bizi de kendisine uydurduğu bir toplumsal yapı. Dolayısıyla ister Nisa 118 ve 119'un uyarması, ister Neml Suresi 82'de anlatılan işte o dağ betül arz ve diğer öcücme öcüc meselesi bunun toplumun her bir birimini ilgilendirdiğini ve tedbir alma konusunda işaretleri gözümüzün önüne serdiğini okuduğumuzda çok daha dikkatli ve farkındalığı yüksek bir okuyucuyla bakarız onlara yoksa bunlar geleceği anlatıyor nasıl olsa ve kıyametli gelecekte olacağına göre burada bir hikaye yani dursun öyle değil ko çok uzak bir yeri var gibi görüyoruz hani ona daha vakit var gibi aslında içinde yaşadığımız e, anı gözlemlemekle ilgili bir durum yani daha önce Allah'ın mirasçıları bölümünde de konuştuğumuz kendilerine zulmedenlerde ilgili bir durum harika, olarak görüyor. Harika. Yani bu, bu işaretleri okumayanlar kitaba mirasçı oldukları halde Allah'a kulak verdiklerini zannettikleri halde aslında e, bu işaretlere kör ve sağır kesilen ve böylece kendilerine zulmeden insanlar grubu içerisinde killerden bahsediyor bu bilinci ve farkındalığı eğer ıskalıyorsa bir insan. Can bu tabloya baktığımda kendi adıma yani sanki karamsar bir tablo gibi görüyorum. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bilmiyorum ama bir de bir yandan e, kıyamet dediğimizde iki türlüsünü görüyorum. Bir bizim müdahale edebildiğimiz, müdahaleye açık olan kıyamet, bir de müdahaleye kapalı olan bir kıyamet. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Nasıl ayırıyorsunuz? Tam tam e, doğru bir tespit. Birincisi kıyametle ilgili çizilen yani nihayetinde kıyamet kelimesinin kendisinde bir olumsuzluk var. Alt üst oluş var. Normal standardın dışına bir çıkış ayağa kalkış durumu var. Ee, bu e, karamsar tablo bir tedbir amaçlı olarak önün, insanın önüne konuluyor. Doğru. Şunları şunları yapmazsanız böyle bir sonuç sizin için mukadderdir. Bu doğru. Mesela milletlerin, toplumların helak, yok oluş süreçlerine ve tarihlerine baktığınız zaman tedbir, ne tedbir alabiliriz, ne tedbir alabiliriz diye durmadan sorduklarını ama bazen iş işten geçmiştir, geçmiş olsun ya da gerçekten tedbir alıp işi düzeltmişlerdir. Dolayısıyla karamsar bir tablo kıyametle ilgili konuşulurken az önce Nisa 118'de mesela ekini bozacaklar, yaratılışı bozacaklar, insanların bir kısmının şeytani, bir şeytan tarafından kendisine pay olarak alındı düşünsenize bazı insanlar şeytan adına çalışıyor gibi ya böyle bir tablo çok sanki karamsar bu doğru bir tür distopya gibi yani yaşanmaması gereken bir yaşamın fotoğrafını önüne koyuyor sonra da diyor ki ama insan geleceği kendisi için umutla ve hangi ilkeler etrafında örgütlediğinde daha iyi bir yaşamı var edebileceğini kendisi biliyor, kendisine bildiriliyor ve bu yönde motive ediliyor. O halde bu çerçevenin yani insan aklının da aslında görevi bu. Bütün çıplaklığıyla fotoğrafını çekmek mevcut gerçekliğin. Bunu çektikten sonra insan iradesi daha iyiyi arzu ettiği için irade daha iyi var etmeye yönlenecektir. Bunu yaparken sizin söylediğiniz kozmik kıyametle ilgili bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok müdahale alanımızın dışında ama biz kıyameti bugün çevresel kıyametler, toplumsal kıyametler, bireysel kıyametler gibi bugün yaşadığımız ana e, odaklayan bir çerçeveye oturttuk ki insan kendisine verilen e, kabiliyetleri aktif bir hale geçirsin, çevirsin ve hem kendisi için hem e, gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya e, var etsin. Şu cümleyi ben çok severim. Büyük ihtimalle Tagor'dan bu. Her doğan yeni bebek Allah'ın insanlıktan ümidi kesmediğinin işaretidir. Dolayısıyla bu var olduğu sürece bizim geleceğimizin bugünümüzden daha iyi olacağını biz hep söyleriz. Buna inanırız. Vele lelahiretu hayrun lekeminalula. Geleceğiniz geçmişinizden hep daha iyi olacaktır. Bu Kur'an'ın diline döküldüğü zaman olmalıdır, daha iyi olmalıdır. Çünkü sadece olguyu resmetmez, ona bir değer de yükler. Dolayısıyla bu tablo nasıl daha iyi bir gelecek vaat etmemiz gerektiğini ve bunun ilkelerini nasıl hayata geçireceğimizi bize öğretir ve bunu bizden talep eder. Bu daha güzel, ümit var bir bitiş oldu hocam. Çok teşekkür ederim. Evet, ben ederiz. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, kıyametin rengi başlığı altında kıyameti ve bugünün insanına nasıl bir mesaj verdiğini konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ramazan'ın ilk gününde verdiğimiz cevaptan daha iyi bir cevap vermemiz lazım. Çünkü bir ayı eda ettik ve sağlıkla Ramazan'ın sonuna eriştik. Onun için daha iyiyiz. Ramazan boyunca yaptığımız ibadetler, bayramda görüştüğümüz insanlar normalde gündelik hayatta pek de fazla yapmadığımız şeyleri bir güne sığdırarak, bir zaman dilimine sığdırarak arttırma olduk. Aynı rahimden çıkmadık biz ama aynı rahim olan Allah'ın kulları olmanın getirdiği bir birlik bir dirilik ruhu hakim olmalıdır ki iddiamız, bayramımız, Ramazanımız, bütün bu bunlar bir söz olmaktan çıkıp bize bir gerçek yaşam kurabilsinler. Bu vesileyle bütün izleyenlerimizi, bütün dostlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Hı hı. Ve gelecek bayrama sağlıkla, esenlikle, sevdikleriyle birlikte erişmelerini Cenab-ı Allah'tan temenni İnşallah ederim. İnşallah ben de seyircilerimiz adına sizin bayramınızı tebrik etmiş olayım Sağ olun. hocam.